Merhaba değerli dostlar. Eskişehir ili Sivrihisar ilçesindeyiz. Tüm ülkenin hatta tüm Türk insanının adeta gözlerini kırpmadan izlediği Gönül Dağı dizisinin çekimleri işte burada Sivrihisar'da yapılıyor. İlginçtir. Diziye konu olan hikayeler tamamen Yozgat Bozkırı'nda geçmekteyken hikayelerin merkezindeki Gederli ise günümüzde Niğdeli'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür. Dilerseniz şimdi gerçekten de ilginç kurgusu olan bu dizinin çekildiği mekanları hep birlikte gezelim ve beraberce Sivrihisar'ı tanıyalım. Biliyorsunuz ki önümüzdeki Kurban Bayramı'nda Gönül Dağı dizisi Kurban bölümü yayınlanacak. Ben de böylelikle gelecek olan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimi kutluyorum. Sevdiklerinize nice güzel bayramlar diliyorum hepinize. İşte bu güzel bayram bölümü öncesinde dizinin çekilmiş olduğu mekanları sizler için gezmek istedim. Burası da Veysel Usta'nın bir teneke kuma bütün stresini bıraktığı kaportacı dükkanı. İşte dizide sıkça gördüğünüz o meydan ve tek minare. Namı diğer Kılıç Minare. Bu minare Kılıç Camii'ne aittir. Kılıç Camii şu anda yerinde yok. Kılıç Camii ahşap bir camiymiş ve tamamen yok olunca ondan geriye yadigar sadece bu minare kalmış. Yani adeta buraların ismini ben verdim dercesine. Bu arada mahallenin isminin de Kılıç Mahallesi olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Mahalle ve caminin isminin nereden geldiğine dair iki büyük rivayet vardır. Bu rivayetlerden birincisi şudur ki Sivrihisar Kılıç'la fethedildiğinden mahalle ve cami bu ismi almıştır. İkinci rivayet ise buraya gelen ilk Türklerin Oğuz boylarından Kılıç aşireti olduğu söylenmekte. Dolayısıyla mahalle ve cami ismini Kılıç aşiretinden almaktadır. Rıfat'la Babiden'e çay ver. Ama böyle çoko çok olsun ha, bulaşık suyu gibi. Bekir, Hüseyin emmime bir bulaşık suyu. Evet, burası da Düğüncü Muammer ve Ağıt Hüseyin'in daima atıştıkları kahve, yani kellerin Rıfat'ın kahvesi. Kahve Karacalar Mahallesi Akçeşme Caddesi'nde. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim, sen benimsin, ben seninim yar. Evet, Asuman'ın bağlama dersleri aldığı, Selami'nin de devamlı surette Kaparalı'ndan Keriman'ı gözetlediği Gederli Saz Evi'ndeyiz. Gederli Saz Evi ve Çerçi Bekir'in biraz aşağısına doğru yürürseniz hepinizin kırmızı çizgisi minibüsçü Sefer'in evine ulaşırsınız. Evet, şu anda Ağaç Hüseyin evinin önündeyim. Bu arada sizlere biraz Sivrihisar tarihinden de bahsetmek istiyorum. Sivrihisar'ın tarihi geçmişi M.Ö. 7. asra kadar dayanıyor. Frig yerleşimlerinde Gordion, Pesunus ve Midyon gibi kentlerin gölgesinde kalan Sivrihisar ününe adeta milattan sonra 5. yüzyılda kavuşmuş. Çünkü Bizans İmparatoru Justinian burayı Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline getirmiş ve sonrasında yerleşim yeri Justinianopolis olarak adlandırılmıştır. Dizide Taner ve ailesinin yaşadıkları evin önündeyiz. Sivrihisar tarihi hakkındaki bahislerimize devam edelim. Tabii ki de buranın Türkleşmesi herkesin de tahmin ettiği gibi 1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonradır. Çünkü 1072 yılında buraya ilk gelen Türklerin Oğuzların Kılıç aşireti olduğu söyleniyor. Daha önce bahis yapmıştık biliyorsunuz Kılıç Cami ve Kılıç Mahallesi hakkında. Dolayısıyla bu da onu kuvvetlendirmekte. Bu arada Sivrihisar'ın Selçuklu dönemindeki ismi Karahisar'dır. 1289 yılında da tamamıyla Osmanlı Devleti'nin hudutları içerisine girmiştir Sivrihisar. 1684 yılında kaza teşkilatı haline getirilen Sivrihisar, 1846 yılında idari olarak Ankara'ya bağlanmış. En sonunda 1912 yılında da Eskişehir'e bağlanmıştır. Ve şu anda da hemen arkamda hemşire Elif'in evini görmektesiniz. Dala çıkan geçinin dağa çıkan oğlu olur. Al bunu vur babasına. Dua et benim oğlumsun. Yoksa seni kapının gavur tarafına koyardım ama neyse. İşte burası da o Düğüncü Muammer'in davulun gavur tarafına vurmak için her sabah çıktığı evin önü. Ve malumdur her sabah kapıdan çıktığında illa sabrına birileri musallat olur. Zaman bitiren her bir anı da onun vagonları gibi sanki. Sıra sıra geçiyor insanın ömründen. Penceresindeki resimler değişiyor. O resimler değiştikçe sen de değişiyorsun. Ve dönüp bakıyorsun 70 yıllık ömrü hayatında 70 tane Abdullah bırakmışsın. 70 tane mezar. Ve sen de bir mezar taşı gibi dimdik ayakta onların başındasın. Dizimizin koca yürekli kahramanı Ciritçi Abdullah'ın neredeyse her sohbetinde adından bahsettiği o meşhur Gönül Dağı. Bu yöredeki ismiyle Çal Dağı. Ayrıca bölgede bu dağ silsilesine Arayit Dağı, Boztepe, Yediler Tepesi ve Büvelik Tepesi eşlik etmektedir.
Değerli dostlar, sizlere Sivrihisar Açık Hava Müzesi'nden de bahsetmek istiyorum. Sivrihisarlı sanatçımız heykeltıraş Metin Yurdanur'un burada 100'den fazla eseri var. Ve bu Açık Hava Müzesi'nde ünlü Türk kahramanları, yazarlar, savaş enstantaneleri ve daha birçok konuda heykelleri ziyaret etmeniz mümkün. Aynı zamanda sanatçımız Metin Yurdanur, ülkemizdeki bazı önemli heykellerin altına da imza atmış birisi. Mesela Sıhhiye Abdipekçi Parkı'ndaki Eller Heykeli ve Madenci Heykeli sanatçımıza aittir. İşte Sivrihisar Metin Yurdanur Kültür ve Sanat Evi. Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Sivrihisar Açık Hava Müzesi'ne ilave olarak bu tarihi konakta kültür sahanının en güzel devam heykellerini görebilirsiniz. Sivrihisar'a geldiğinizde bu konaktaki muhteşem sanat ziyafetini tatmalısınız. Açık Hava Müzesi'nin yakınlarında bir zamanlar Anadolu'nun 3 büyük kilisesinden biri olarak kabul edilen Apostolik Ermeni Kilisesi'nden de bahsetmek isterim değerli dostlar sizlere. Orijinal ismi Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi, yani Kutsal Üçlü Ermeni Kilisesi olan bu kilise 1650 yılında inşa edilmiş. Fakat 1876 yılında çıkan büyük bir yangında ağır tahribata uğramıştır. Ve 1881 yılında Ermeni Patriği Nerses Varyabedyan döneminde mimar Mintes Panoyat tarafından yeniden inşa edilmiştir. Üç nefli bu bazilikanın batı girişindeki süslerle bezenmiş olan kapısının üzerinde ise hala Ermenice kitabesi mevcuttur. Bir dağ düşünün değerli dostlar, bağrında daire çizeceğim şimdi. Dağın zirvesinde kökeni Frigler'e dayanan Yazıcıoğlu Kalesi, eteklerinde dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk açık hava müzesi, dönüyorum Ermeni Kilisesi, Ermeni Hamamı arkasında, tekrar dönüyorum daire çizerek etrafımda, bakınız. Sivrihisar Saat Kulesi ve hemen arkamda Metin Yurdanur Kültür ve Sanat Evi. Yani kültür, sanat ve tarihin hepsinin bir arada yer aldığı bir dağın bağrındayız şu anda. Evet, şu anda arkamda görmüş olduğunuz konak Ramazan'ın devamlı surette merdiven dayayarak pencereden Asuman'a kavuştuğu Münir Başkan'ın evi. Ne yaparsan yap söz geçiremezsin Taner, ne kendine ne de başkasına. Bazı adamların yolu böyledir. Hep bir kıvrım, hep bir engel. Ömür dediğin hep hayal kurmakla ve o hayalin bir gün gerçekleşmesi umuduyla geçip gidiyor Taner. Sefer'in Taner'le dertleştiği Sivrihisar Saat Kulesi'nin eteklerindeyiz şu anda. Sivrihisar Saat Kulesi 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey ve belediye başkanı Yüzügüllü Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Boyu 12 metre olup saati Avrupa'dan getirtilmiştir. Ayrıca saate saat kulesinin hemen arka yüzündeki 8 basamaklı merdivenle ulaşılır. Evet değerli dostlar, böylelikle beraberce Gönül Dağı dizisinin çekim yapılan mekanlarını hem gezmiş olduk hem de sizlerle beraber Sivrihisar'ı tanımış olduk. Kendim Kütahyalıyım ve daima insanlara güzellikleri göstermeye çalışanım. Mustafa Sözer adlı YouTube kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bu arada bu vesileyle de Gönül Dağı dizisi gibi dizileri evlerimize ve gönüllerimize getiren yetkililere, yapımcılara ve dizileri olan tüm sanatçılara buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Daha birçok güzellikte buluşmak ümidiyle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esen kalın efendim.